Aydın Ünal. Davamız ve siyaset. Nedir bizim davamız? Bizim davamız insanlık davasıdır. Bizim davamız insanca yaşama davasıdır. Davamız adalet davasıdır. Davamız yoksulla paylaşma, mazlumun elinden tutma, zulme baş kaldırma davasıdır. Davamız haram olanla mücadele davasıdır davamız tevhid davasıdır. Davamız kimin ne yaptığına bakmadan ganimete, yağmaya, ihaleye, makama, mevkiye, rütbeye gözü kaymadan Okçular Tepesi'ni kanıyla, canıyla muhafaza davasıdır. Davamız menzile ulaşma değil, yol yürüme davasıdır. Davamız her türlü gayreti cehdi, cidali verip, zaferin takdirini yaradana havale davası, yenilgi yenilgi büyüme davasıdır. Davamız iyi, ahlaklı nesiller yetiştirme davasıdır. Davamız Kudüs'ün şahsı manevisinde istiklal davasıdır. Davamız yeniden diriliş, uyanış, şahlanış davasıdır. Siyaset, davanın olsa olsa hizmetkarlarından bir hizmetkarı olur. Zira dava siyasetten de büyüktür. Dava ne kızıl elma parantezine alınabilir ne de Türklük, Kürtlük, Araplık, Acemlik kavgasına malup gelir. Allah Necmettin Erbakan hocamızdan razı olsun. Mekanını cennet kılsın. Siyaseti büyük davamızın hizmetkarı ve imkanı olarak ısrarla savunan oydu. Bizim neslin tuzaklara düşüp dağlara çıkmasını, yer altına inmesini, marjinalleşmesini, şiddete bulaşmasını önleyen oydu her türlü dava siyasetle mümkün mü tartışmasında ısrarla siyasete vurgu yapıp Fethullahların, Adnanların, Kalkancıların ve dahi bilimum sapıkların peşinde heba olmamızın önüne geçen, hareketimizin kimi ülkelerde olduğu gibi boğulmasını engelleyen, bir ömür boyunca baba şefkatiyle bu ülkenin çocuklarının üzerine titreyen oydu. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Davanın yükünü siyasetle omuzlayıp, kararlılıkla iktidara taşıyıp, cesaretle koruyanda Erdoğan oldu. Siyaseti davanın hizmetine sundu. Yeni imkanlar açtı. Kudüs'ün sesi oldu. Yeniden dirilişin bayraktarı, mazlumlara ümit, zalimlere korku oldu. Kimsenin diyemediğini cesaretle dedi. Kimselerin yapamadığını kararlılıkla yaptı. Büyük Türkiye mücadelesini kendi milletiyle birlikte ümmet için yani dava için verdi. FETÖ ile, PKK ile, küresel zulüm sistemi ile mücadele ederken kendisi için değil, davası için mücadele etti. Aşkı da, sevdası da, kavgası da hep dava için oldu. Evet. Dava siyasetten büyük. Çok büyüktür. Temiz siyaset davaya güç katar, imkan sağlar. Siyasetin kirli sureti ise davaya halel getirmese de dava adamını örseler, harcar, heba eder. Kendisine yeni hedefler, yeni ufuklar çizen bir siyaset dava adamını gayrete getirir. Hüsrana doğru giden siyasetse dava adamının boynunu büker, başını yere eğdirir. Onun içindir ki siyasetin mesuliyeti davanın geçmişi hürmetine ve geleceği adına. Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle bin bir başlı kartalı taşıyan Kanarya misali dirençli, dirayetli, sabırlı, hikmetli, ferasetli, basiretli ve kuvvetli olmayı gerektirir. Bilmem hatırlatmaya lüzum var mı? Zaferle değil, seferle mükellefiz. Davanın hizmetkarı olan siyaseti zirvede tutmakla değil, Davanın izzet ve şerefini savunmakla mükellefiz. Zafer sarhoşluğuyla yağma olmaz bizim işimiz. Dünyada, dünyalıkta hırsımız olmaz bizim. İhaleciler, imarcılar, rantçılar, rüşvetçiler, yanaşmalar, dağdan gelenler, ehliyetsizler, kifayetsizler, muhterisler, benciller, haramı helal diye satanlar, FETÖ'cü olmasa da Fetullahçı zihniyetle her yolu mübah meşru görenler, dal kavuklar, iki yüzlüler kenara çekili verir. Dün biz vardık davanın neferleri olarak, yarın yine biz biz bize kalı veririz. Birbirimizin yüzüne bakmakta zorlanı veririz. Bıktınız değil mi şu dava edebiyatından? Sıkıldınız değil mi şu Okçular Tepesi muhabbetinden? Yanınızdaki Karun olurken size hep davanın yükü kalıyor. Yörenizdeki roket hızıyla yükselirken size hep okçular tepesinde mıh gibi çakılmak düşüyor değil mi? Bıkmak, usanmak, sıkılmak yok. Ağır imtihanda gevşemek yok. Milletin, ümmetin ve mazlumun umudunu çarçur ettirmeyecek, heba ettirmeyecek olan dün sizdiniz, bugün de sizsiniz. Çünkü davanın her türlü çerçevenin ötesinde bir çerçeve olduğunu bilen, hesap gününe inanan da sizsiniz siyasetin kirli suretinin tertemiz davayı horlamasını önleyecek, temiz siyasetin istikametinin, şaşmasının, sapmasının önüne geçecek, gerektiğinde kılıcını kınından çıkartıp, seni kılıcımızla düzeltiriz ey Ömer diyebilecek de sadece sizsiniz. Siyasetle sancağı zirveye taşımak kadar, onu burçta tertemiz muhafaza etmektir mesele. O sancağı tertemiz tutarsak ne mutlu bize kirletirsek o sancağı oraya nasıl diktiğimizi unutursak sancağı yere düşürürsek umudu heba edersek yazıklar olsun bize sancak kirlenirse dava kirlenmez sancak düşerse dava düşmez lakin uzun upuzun bir süre bakamayız milletin yüzüne ümmetin yüzüne birbirimizin yüzüne Aydın Ünal Yeni Şafak